I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. İyi günler sevgili arkadaşlar. Zuhal'in Sofrası kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantar dolması yapıyorum sizinle. Bu şekilde büyük mantarlar aldım. Şimdi bunların ortasını çıkaracağız. Şöyle. Kırdım ama neyse. Şimdi bir tane soğan, 3 diş sarımsağım var ve 300 gram da kıymam var arkadaşlar. Burada 1 yemek kaşığı salçam var. Önce soğanlarımı yemekle doğruyorum. Yani mantık karnıyarık yapar gibi. Ama mantarları önceden pişirmemize gerek yok. Çünkü mantar zaten çok kolay pişiyor. İşte sarımsağımızı önce ezelim. Evet. Şimdi ocağa geçebiliriz arkadaşlar. Kıymamı ocağa aldım arkadaşlar. Kıymam yağsız ve bu yemek fırında pişecek. Bu büyük mantarları bulmak gerçekten zor oldu. Kıymalarımızın top top olmaması için ezerek pişirelim. Misafirlerimize sunum açısından da çok şık bir yemek.
Ve çok da pratik. Mantar ve karnıyarığı sevenler bunu da çok sevecektir eminim. Kurmamız suyunu saldı. Çekinceye kadar biraz kavuracağız. Daha önce bu yemeği ben içine sucuk ve kaşar koyarak da yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Şimdi bir adet soğanımı ve 3 diş sarımsağımı ekliyorum. Aslında kıyma yerine kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Soğanların daha iyi pişmesi için biraz tuz serpiyorum. Thank you.
Soğanları özellikle küçük doğramadım arkadaşlar. Biraz pişe gelsin istiyorum. Şimdi salçamı ekliyorum. Domates sosu da kullanabiliriz ama mantar da sulanacağı için domates kullanmak istemedim. Yoksa yazdan koyduğumuz domates soslar da kullanılabilir ama mantar da çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar damak tadımıza göre pul biber ekliyorum. Biraz da karabiber. Baharatı siz arzunuza göre çoğaltabilirsiniz. Kekik ya da kimyon. Ama ben çok fazla karıştırmak istemem. Evet. İç arzumuz hazır arkadaşlar. Şimdi mantarlarımın içine dolduracağım. Mantarlarımı tepsime yerleştirdim. İçlerini dolduruyoruz. Evet, bu şekilde yaklaşık 15 dakika 200 derece fırında pişireceğiz. Daha sonra üzerine kaşar dilimleri koyacağım. Evet, 15 dakika fırınlanan mantarlarımızın üzerine şöyle kaşarları koyuyorum. Şimdi tekrar kaşarlarımız eriyinceye kadar fırınlayacağız. Mantarlarımız pişti, kaşarlarımız eridi. Şimdi servis zamanı. Mantar yemeğimiz bu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olur, yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.